Merhabalar sevgili Radyo Yeni Pazar dinleyicileri. Merhabalar sevgili dostlar. Evet efendim, Aşık Ziya ile Gönülden Nameler programı başlamış bulunuyor. Ve siz değerli dostlarımızla yine sahura kadar güzel, keyifli, hoş sohbet, türkülerle, şarkılarla, şiirlerle güzel, keyifli bir yayın yapacağız inşallah. Evet, bakıyoruz efendim, bakalım radyomuzda kimler var gelen dostlarımız. Şöyle bakalım. Evet, ne kadar güzel efendim. Radyomuza bakıyoruz dostlarımız. Erkenden gelmişler, yerlerini almışlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 28 gündür Ramazan boyunca her gece sizlerle beraber olduk. Ve Ramazan bitimine kadar bayram boyunca da sizlerle olacağız sevgili dostlar. Ne güzel geçti değil mi bu Ramazan böyle sizlerle dostlar? Zaten yayınımıza başlarken sevgili Ergün dostum, radyomuzun kurucusu ve sevgili editörüm Ergün dostumla bu Ramazan böyle güzel bir yayın yapalım ve tüm dostlarımızı buluşturalım. Özlemler bitsin, hasretler bitsin, radyomuzda böyle keyifli, güzel bir Ramazan geçirelim dedik ve ne de iyi etmişiz ki böyle bir yayına başladık. 28 gündür yaklaşık sizlerle beraberiz. Her gece yayınımıza katıldınız. Beni yalnız bırakmadınız. Ben sizlerle olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Çok da büyük keyif aldım. Bazı geceler şiirler okuduk. Bazı geceler sazımızla türküler söyledik. Bazı geceler müziklerle keyifli bir Ramazan geçirdik. İnşallah bundan sonra da yine böyle güzel yayınlarla sizlerle beraber olacağız sevgili dostlar. Evet, hasretler bitsin dedik, özlemler bitsin dedik. Bu arada tabii ki benim bir de kitabım çıktı. Şöyle gösterelim dostlarımıza. Şu anda sevgili eşim kısa süreliğine de olsa yayınımızı video alıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Hasret Koydum adlı kitabımız yeni çıkmıştı. Ve biz de yayınımızın başında demiştik ki yayınımıza katılan tüm dostlarımıza Hasret Koydum adını kitabımızı armağan edeceğiz demiştik ve sözümüzü tuttuk. Yayınımıza katılan bütün dostlarımıza kitabımızı gönderdik, adreslerine ulaştırdık ve çok mutlu oldum. O yüzden sevgili dostlar, kitaplar, şairler, yazarlar için tıpkı evlatlar gibidir. Ben sizlere kitabımı hediye gönderirken aslında sadece kitabımı değil sizlere bir evladımı gönderdim. İnşallah ona güzel bakarsınız. Ondan her şiir okuduğunuzda çocuğumuzun, evladımızın başını okşuyor gibi bizler de mutlu oluruz efendim. Kitaplarımıza değer verelim, okuyalım. Tabii ki şairlerimize de değer verelim. Onların kitaplarını alalım, destek olalım dostlar. Evet sevgili dostlar, iftarlarımızı açtık. Tabii ki ben böyle çay faslına da başladım. Yemekten ziyade çay keyfi bir başka oluyor Ramazan'dan sonra. Sizlerin karşısında böyle içiyorum ama mutlaka sizler de şu anda çaylarınızı elinize almışsınızdır, radyonuzda açtınız, beni dinliyorsunuzdur. O zaman sizlerle şöyle çaylarımızı bu gece keyifle karşılıklı içelim efendim diyorum. Evet sevgili dostlar, madem ki kitabımızdan bahsettik, ne yapalım o zaman sizlere? Şöyle bakalım içinden hemen bir şiir seçelim. Yayınımıza şiirle başlayalım. Ne dersiniz dostlar? Şöyle bakalım. İlk çıkan şiirimizi efendim şöyle seçelim buradan. Evet bakalım. Gel de güller açsın gönlümde. Gurbet ellerinde ağlar gezerim. Yardan haber gelmez, hasret çekerim. Bahar özleyen mevsimler gibi, gönül bağımda hep yâri beklerim. Gönül bağımda hep yâri beklerim. Kurudu şu sinem çöllere döndü. Gözümdeki yaşlar sellere döndü. Güneşi doğmayan sabahlar gibi, aydınlık dünyam bak zindana döndü. Ne yaparım sensiz ben bu ellerde? İnan tadım tuzum yok bugünlerde.
çiçekler açmayan baharlar gibi. Bülbüller ötmüyor şimdi güllerde. Bir selamın gelse bayram ederim. Uğruna cihanı seyran ederim. Huslatı bekleyen sevenler gibi. Aşkımı aşkına kurban ederim. Aşık Ziya der ki halim nicedir. Yar olmayınca gün bile gecedir. Karabasan çökmüş hayatlar gibi. Yarsız geçen her gün ömre çiledir. Yarsız geçen her gün ömre çiledir. Ömre çiledir. Evet sevgili dostlar, Hasret Koydum adını kitabımdan sizler için bir şiir okudum efendim. İnşallah şiirimizi beğenmişsinizdir. Zaten birçoğunuza sizlere kitabımızı da gönderdik. Benim okuduğum şiirleri de zaten kitabımızın içinde bulursunuz. İnşallah sizlere keyifli okumalar diliyorum efendim. Evet sevgili dostlar, yayınımız sahura kadar 02:30'a kadar devam ediyor. Bu zaman diliminde bakalım yüreğimiz bizleri nerelere sürükler. O şekilde yayınımıza bir akış vereceğiz ve arada şiirler okuyacağız. Sonrasında da biraz sonra tabii ki bağlamamızla, sazımızla da güzel türküler de çalıp söyleyeceğiz. Çünkü sizlerin istekleri bu doğrultudaydı. Evet dostlar, önümüz malum bayrama 3 gün kaldı. Güzel, keyifli bir Ramazan geçirdik. Ve sonrasında da bayrama erişeceğiz. Ne güzel bir aydı ve sonrasında ne güzel bir bayram günü geliyor efendim. Ben şimdiden hepinizin Ramazan bayramlarını kutluyorum. Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik adına hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Bu arada beni yayınım boyunca, Ramazan boyunca yayınımda beni yalnız bırakmayan sevgili dostlarıma, yurdumuzun birçok şehirlerinden, özellikle memleketimizden katılan hemşerilerim, yurt dışından, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, tüm katılımcı dostlarımıza teker teker teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için, Radyo Yeni Pazar'ı yalnız bırakmadıkları için sizlere kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sevgili Radyo Yeni Pazar dinleyicileri. Evet dostlar, bir şiir okuduk. Sonrasında da ne yapalım? Şöyle hemen sazımızı da alalım. Bu gece böyle sizlerle beraber türkü dolu, sazlı, sözlü güzel bir yayın yapalım efendim. Evet bakalım, bağlamamızı aldık şöyle. İlk ne gelir aklımıza? Hemen böyle repertuarımız da açık kalmış. Hemen gördüğümüz türküyle başlayalım efendim. Mektup yazarı mektup diyeceğiz efendim. Evet, gurbette hasret çeken dostlar. Evet, eskilerde mektup yazardık değil mi dostlar? Tabii ki teknoloji geçmiş yıllarda bu kadar ileride değildi. Mektubu yazardık, bir ay giderdi, bir ay da gelirdi. Aslında güzel bir bekleyişti. Duyguları ifade etmek mektupla çok daha özel ve anlamlıydı. Mektupları saklardık ama maalesef ki günümüzde artık günübirlik canlı yayınlarla her an beraber oluyoruz. Onun için de bu mektup güzelliğinde duygular güzel ifade edilmiyor efendim. Evet o zaman şöyle yapalım hemen. Bakalım türkümüz şu anda radyomuzda bulunan tüm dinleyicilerimize gelsin önce. Sonrasında yüreğiyle bizlerle olan yurdumuzun dört bir yanında, yurt dışında, Azerbaycan'da ve Almanya'da bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımız için gelsin efendim. Keyifli dinlemeler olsun diyorum. Aydar gecelere daldım düşüncelere, aydar gecelere daldım.
yandım düşüncelerden. Eller aldı yarini, ben kaldım köşelerde. Eller aldı yarini, ben kaldım köşelerde. Mektup yazar mektup, gözlerini bulamam. Ben yazarken ağlarım, sen okurken ağlarım. Mektup yazar mektup, gözlerini bulamam. Ben yazarken ağlarım, sen okurken ağlarım. Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları. Ayakkabım uçları, çıkamam yokuşları. Yare selam söyleyin, yedi dağın kuşları. Yarime selam edin, yedi dağın kuşları. Yarime selam edin, yüce dağın kuşları. Yarime selam edin, yüce dağın kuşları. Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara. Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara. Usandı bu gözleri, ardından bakışlara. 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 Mektup yazar mektup, gözlerini bulama. Ben yazarken ağlarım, sen okurken ağlama. Mektup yazar mektup, gözlerini bulama. Ben yazarken ağlarım, sen okurken ağlarım. Evet sevgili dostlar, ne güzel duygusal bir türkü değil mi efendim? Evet, iftar yemeğinden sonra tabii ki hararetler başlıyor. Böyle ben de affınıza sığınarak çayımı da bir yandan yudumlayayım, boğazlarımız kurumasın. Evet efendim, radyoya katılım, radyomuza dostlarımızın katılımları devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir de sizlere sevgili dostlar, memleketimize, yeni pazarımıza götürelim şöyle. Onu da izlettirelim sizlere. Şu anda gurbette memleketimize, yeni pazarımıza hasret çeken dostlarımız, memleketimizi tanımak isteyen dostlarımız şöyle görsünler efendim. Bizim şirin, böyle çok güzel, harika, cennet köşesi memleketimiz. Gördüğünüz gibi böyle Mayıs'ın başlarında çekilmiş bir fotoğraf. Yeşillenmiş ağaçlar, topraklar, ekin tarlaları böyle. Bütün dostlarımızı inşallah bu cennet köşesi memleketimizi görmeye davet ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlar, yayınımız bütün hızıyla devam ediyor. Sizlerin de katılımları tabii ki bizlere çok mutlu ediyor. Sevgili dostlar, şöyle yapalım mı? Madem ki radyo Yeni Pazar'dayız, madem ki memleketimizi tanıtıyoruz, madem ki memleketimizin
kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. O zaman bir Bilecik türküsü çalalım. Memleketimiz adına, memleketimizden şu anda yayınımıza katılan tüm dinleyicilerimiz için gelsin efendim. Bir Bilecik karşılaması çalalım. Biz bunu aynı zamanda oynarız. Oynamak isteyen dostlarımız da radyolarının volümlerini biraz yükselsinler. Kaşıkları da alsınlar. Hadi bakalım bir de Bilecik karşılaması çalalım. Aşağıdan gelen hanım oynasın keklik kevan bıdayıya doymasın keklik kevan bıdayıya doymasın beni yardan ayıranlar beni gel ayarım, beni gel bana gam yemem. Ellerim yârine de yârim, ol demem. Beni gel ayarım, beni gel bana gam yemem. Ellerim yârim. Yine de yâri ol demem. Yurdum var yeşil meşil çanaktan ellerim var al yanakta dudakta bellerim var ak gerdanda yanakta benim yârim şu karşıki konakta beni gel yârim beni gel bana gam yeme ellerim yârine de yârim ol demem beni gel canım beni gel bana gam yeme ellerim yârine de yârim ol demem. Evet sevgili dostlar, bu da bizim memleketimizin, Bilecik'imizin çok güzel bir türküsüydü. Bilecik denince ilk aklımıza gelen türkülerimizden bir tanesiydi efendim. Benden ve Radyo Yeni Pazar'dan siz dinleyicilerimiz için geldi, gurbetteki dostlarımız için geldi. Ve tüm şu anda yurdumuzdan, yurt dışından bizleri dinleyen tüm dostlarımız için geldi efendim. Evet sevgili dostlar. Yayınımız bütün hızıyla devam ediyor. Bu arada memleketimizi tanıtmaya da devam edelim şöyle. Bu da bizim görmüş olduğunuz gibi Yeni Pazar Suuçlu Şelalesi efendim. Son zamanlarda çok popülerlik kazanan, gerçekten görülmesi gereken tabiat güzelliklerimizden bir tanesi. Ve yurdumuzun dört bir yanından şu anda görmeye, burada tatil yapmaya gelen dostlarımız, turist dostlarımız var. Ve tüm yurdumuzdan da bu güzellikleri görmek ve yaşamak için bütün dostlarımızı buraya davet ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlar, çayımız da burada bir yudum daha içelim, soğudu. Şöyle, evet bakalım bir türkü daha yapalım sizlere şöyle dostlar. Madem ki sazımızı aldık. Evet bu arada bir radyomuza tabii geri dönelim bakalım şöyle. Katılımcı dostlar evet isteklerde bir hayli yazılmış türkü dostlarımız. Evet küstürdüm gönlümü diyeceğiz efendim. Değerli Üstad Neşet Ertaş Üstadımızın da söylediği güzel bir türküydü. Bu türkü tüm Radyo Yeni Pazar dinleyicileri için gelsin efendim benden.
Evet, küstürdüm gönlümü diyeceğiz bakalım. Küstürdüm gönlümü güldüremedim. Küstürdüm gönlümü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarimi buldum. Gönüle yârimi bulduramadım. Baharım güz oldu, yazım güz oldu. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Şu fani dünyada murat almadan, şu fani dünyada murat almadan, eller gibi şad olupa gülmeden, ellerin bağında gülü solma. Ellerin bağında gülü solmadan, baharım güz oldu, yazım kış oldu. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Garibim yoldaşım, bir gırık sazım. Garibim yoldaşım, bir gırık sazım. Feleğin elinde yazılmış yazım. Geçti ömrüm, daha gülmedi. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Geçti ömrüm daha.
daha gülmedi yüzüm. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Evet sevgili dostlar, yüreğimizden, telimizden, dilimizden bu güzel türküler döküldü efendim. Ne kadar güzel, ne kadar anlamlı türkülerimiz değil mi dostlar? Türkülerimizi çok sık dinleyelim. Türkülerimizi unutmayalım. Türkülerimize daha bir önem verelim. Çünkü türkülerimiz bizim geçmişimiz, geleceğimiz. Geçmişimizden geleceğe kültürümüzü taşıyan köprüler türkülerimiz. İçerisinde düğünlerimiz, derneklerimiz. Bütün adetlerimiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz, ağıtlarımız, sevinçlerimiz, türkülerimiz içinde hepsi var. O yüzden türkülerimize sahip çıkalım, türkülerimize daha çok değer verelim ve mümkün olduğunca daha çok söyleyelim, daha çok dinleyelim sevgili dostlar. Evet dostlar, yarım saatlik yayın dilimizi geride bıraktık ve yayınımız keyifli bir şekilde devam ediyor efendim. Şu anda bakıyoruz radyomuza gelen bir sürü yeni dostlarımız var. Bizleri dinleyen bir sürü çok kıymetli, değerli dostlarımız var. Çaldığımız türküler tüm dostlarımız için gelsin. Ve tekrardan yeni gelen dostlarımıza da Ramazanlara hayırlı uğurlu olsun. Birkaç gün sonra bayrama giriyoruz. Şimdiden tüm dostlarımızın, gönül dostlarımızın radyo yeni pazar olarak bayramlarını kutluyoruz. Ve ne diyoruz efendim? Havalar nasıl olursa olsun, frekanslarınız her zaman radyo yeni pazar olsun. Bizler buradayız. Ramazan boyunca 22 ile 02 saatler arasında devam etti yayınım. Ama Ramazan sonrasında yeni bir yayın dönemine giriyoruz ve saatlerimiz değişecek. Değişik DJ'lerimizle çok daha keyifli, güzel yayınlarla sizlerle olacağız sevgili dostlar. Ve sizler için de tabii ki yine sürprizlerimiz olacak. Evet, Hasret Koyduğum kitabımızı yayınımıza katılan tüm dinleyicilerimize gönderdik, adreslerine aldılar. Onlar da mutlu oldular. Paylaşımlarını gördük, biz de mutlu olduk. Dediğimiz gibi kitaplarımız bizlerin evlatları gibidir efendim. Sizlerden ricamız, evlatlarımıza iyi bakınız, arada şiirler okuyunuz ki onlar da mutlu olsunlar. Bir çocuğun başını okşamak gibi keyif alır kitaptan bir satır okumak efendim. Evet, Radyo Yeni Pazar'dan sizlere kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyoruz. Şu anda video çekimimiz burada son buldu ama radyomuzda yayınımız bütün hızıyla devam ediyor. Hepinize hayırlı geceler, en güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. En kalbi duygularımla sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoşçakalınız değerli Radyo Yeni Pazar dinleyicileri efendim.